Bir önceki bölümde resmi şu hale getirmiştim. Şuraya koyayım. Ve şimdi bu bölümde de bu resmi biraz daha ilerleteceğim. Bu ilerlemiş hali ben şimdi buna daha da devam edeceğim. Siz tabii bunları 4. bölüm olarak göreceksiniz. Ama şu an 3. bölümü seyrediyorsunuz. Neyse, bu bölümde size aslında bu resmi nasıl geliştirdiğimi göstereceğim. Dövme yapmayacağım ve onun yerine aslında yağlı boya ile ilgili, özellikle yağlı boya daha önce yaptıysanız bileceğiniz çok büyük bir problemden bahsedeceğim. Yağlı boyalar zamanla donuyor ve kapağın içinde kalan kısımlar kapağı sıkıştırıyor ve asla açamıyorsunuz. Onu nasıl açacağımızı göstereceğim. Bende de kapağı sıkışmış yağlı boyalar var. Onları birlikte açacağız. Siz de evdeki yağlı boyalarınızı, hatta akrilikleri de kullanılabiliyor sanırım, kapaklarını açmak için kullanacaksınız bu yöntemi. Bir de resmi birazcık ilerleteceğim. Şu an ilerlemiş halini görüyorsunuz ama onu da yakından göstereceğim ve nasıl yaptığımı ve daha da nasıl ilerleyeceğimi biraz anlatacağım. Bazı şeylerin yerlerini değiştireceğim. Bazı şeylere biraz daha detay verip ne yapmak istediğimi biraz daha kesinleştirmek istiyorum. Ama bunlar da kahverengi tonları kullanarak yapacağım şeyler. 3 kahverengim var. Bu 3 kahverenginin aralarında ton farkları var. Yani bir tanesi daha koyu ve sıcak. Bir tanesi orta ton ve sıcak. Bir tanesi de soğuk ve orta ton. Yani şu ikisi sıcak ve soğuk. Bu da bayağı sıcak bir koyu kahve tonu. Ve bunu biz çok kullanıyoruz. Bu Van Dyck diye geçiyor. Bu gerçekten her palette olması gereken bir renk. Şimdi bunları kullanacağım ama hiçbirinin kapağını açamıyorum. Asla açılmıyor ve o kadar sıkışmış ki böyle bir şeylerle falan tutmaya çalışıp döndürmeye çalıştığınızda tüp kendi içinde dönmeye başlıyor şöyle. Bilmiyorum görünüyor mu? Ama böyle hani tüp dönmeye başlıyor. Kapak dönmüyor, tüpün kendisi dönüyor. O yüzden de devam etmedim bunu açmaya çalışmaya. Çünkü eğer tüp dönerse bir yerlerinden kırılıp hava almaya başlayabilir. Öyle olmaması için ve öyle olunca bir de döneceği için açmak daha da zorlaşıyor. Ne kadar güç sarf ederseniz sarf edin bu açılmayacak çünkü dönüyor. Güç değil de daha çok pratik bir çözüm bulmak gerekiyor bunları açmak için. Şimdi bunları beraber açacağız. Bu sırada size nasıl açtığımı da göstereceğim. Eğer böyle bir sıkıntınız varsa yağlı boyalarınızla ilgili gidip hepsini tek tek açabileceksiniz. İlk yapmanız gereken şey bu tüpleri en uca kadar itmek. Yani bütün boyayı uca iteceğiz. Şu en uçta açılacağı yerdeki hava kabarcığından kurtulmaya çalışacağız. Böylece bütün boya o tarafa itilince burada bir güç oluşturacak ve tüp dönmeyecek çevirmeye çalıştığımızda. İlk yapmanız gereken şey bu. Ve ne deniyor bunlara? Kanca burun değil, diğeri. İşte kerpeten gibi bir şeyle yukarıya doğru boyamı iteceğim biraz. Böylece en dipte hem boya kaybetmemiş olacağım hem de yukarıya daha çok boya itebilmiş olacağım. Ama kerpeten bunu deldi ve dışarıya bir sürü boya çıktı. Yani amacım aslında zaten boyayı çıkarmaktı ama bunu delmeden yapmak istiyordum. Ötekilerde bu kerpeteni kullanmayacağım. Siz de şurası keskili olan kerpetenleri kullanmayın. Şurası keskili oluyor ya bir şey, tel falan kesmek için sanırım. Burası kesti ve dışarıya boya çıktı. Ama önemli değil. Zaten en dipte olduğu için şu an orayı kıvırdığımda orada boya kalmayacak. Çıkan çıksın diyorum, kalan sağlar bizimdir. Aynen çıkmamaya başladı çünkü iyice sıktım, artık oraya ulaşamıyor boyalar. Şöyle şurasını iyice sertleştirdim şimdi. Ve buradan da boya çıkmamaya başladı artık. Ama ellerim mahvoldu. Gene eldiven takmayı da unuttum. Şimdi içinde bu hava kabarcığının hareket ettiğini de hissediyorum zaten. Şuralarda bir yerde şu an. Yukarıya doğru itiyorum onu. Bütün basıncı yukarı itmiş oluyorum böylece. En az gene en soğuk olanı kullanmışım. Raw Amber. Burnt Amber'ı
bayağı kullanmışım. Van Dyke Brown da çok koyu olduğu için o kadar sık kullandığım bir renk değil. Ama her zaman biraz bulunur paletimde. Hani çok yoğun olmasa da küçük küçük siyah yerine falan mesela kullandığım çok oluyor. Ya da mavilerle, Prusya mavisiyle falan karıştırdığınızda siyaha ihtiyacınız bile kalmıyor. Ayrıca siyah boya almaya. Ama ben kendimi tutamayıp unutup iki tane siyah boya almışım. O da başka bir şey. Bol bol siyah kullanarak resim yapmamız lazım. Neyse. Şimdi bunları böyle yukarıya doğru sıktıktan sonra ben bir tane şöyle ucu sivri bir spatula alıyorum. Ama siz bıçakla falan da yapabilirsiniz. Herhangi bir ucu sivri tornavida falan da işinizi görür. Şöyle kenarlarda kalan kurumuş boyaları temizliyorum. Bunu yaparken elinizi kesmeyin. Çok fazla dışarıda boya yok. Bu iyi işaret. Demek ki kolay açılacak. Çok çünkü dışarıya taşmamış boyalar. Yani demek ki en iç tarafta kuruyan boyalar yüzünden açılmıyor. Şimdi bakalım çözebilecek miyiz? Daha sonrasında ihtiyacınız olan şey bir tane kupa ya da bir bardak ya da bir kavanoz falan da olur. Nasıl istiyorsanız, ne varsa elinizde. Bir de kettle'da kaynatılmış su. Bardağımı kaynamış suyla dolduruyorum. Sonrasında da boyamı alıp şöyle kapak kısmına kadar suyun içine sokuyorum. Burada bir 10-15 saniye bekledikten sonra bir kere deneyeceğim. Eğer hala açılmazsa biraz daha sıcak suyun içine tutacağım. Ya bu işlemi birkaç dakika bile yapabilirsiniz. Ama eğer açılıyorsa erkenden çok uzun bekletmeye gerek yok. Ben de boya kalıntıları çok fazla görünmüyor dışarıdan. O yüzden çok uzun bekletmeme gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi açmayı deneyeceğim. Denerken de bunu şunla yapacağım. Ve böylece bunları açmış oluyorsunuz. Aşırı kolay. Hiçbir şey yapmadım resmen. Ve hiç kendimi sıkmadım. Şimdi size diğerlerini de göstereceğim. Ya bunu açtığınız zaman bir de terebentinle, tinerle falan neyse şuralarını temizlerseniz şuralarını ve içini gayet kolay gördüğünüz gibi. Şimdi ben Burnt Umber'dan aslında birazcık da paletime koymak istiyorum hazır açmışken. Zaten ilk soktuğunuzda o hava, içerideki hava mı çıkıyor, bir şey oluyor, böyle bir baloncuk çıkarıyor. Ve tabii ki de bunlar yağ bazlı boyalar oldukları için yani bunların içeriklerinin yarısı yağ, yarısı pigment. O yüzden yağ da sıcakta eriyip yumuşayan bir şey olduğu için böyle hiçbir kerpeten merpetene gerek bile duymuyorsunuz. Bu elim yanmasın diye bu arada şununla yapıyorum çünkü bayağı bir sıcak su ama açılıyor yani çat diye. Öyle zaten yanlışlıkla paletime birazcık Van Dyke almıştım. Bunları o zaman çekmeceme geri koyuyorum. Bu suyu mutfağa götürüyorum ve boyamaya başlayabilirim. Ya da su biraz daha dursun, belki başka bir renk kullanmak isterim ve onu da açarız. Paleti temizlerken de ben terebentin kullanıyorum. Bu arada ben evde resim yaptığım için hiç tiner kullanmıyorum. Tineri hiç satın almıyorum bile çünkü evde çok ağır kokuyor ve yani sonuçta sağlıksız bir şey tiner ve sürekli tiner kokusuyla yaşamak da çok mantıklı değil. Eğer sadece yağlı boya ve kokusuz terebentin kullanırsanız aslında yağlı boyada çok fazla bir kimyasal bir şey yok. İşte yağlı boya çok kimyasal, ben onu sürekli solumak istemiyorum falan diyorlar. Bu yüzden yağlı boya yapmıyorlar, akrilik yapıyorlar. Ama aslında dediğim gibi eğer tiner kullanmazsanız onun yerine kokusuz terebentin tercih ederseniz çok da tehlikeli bir sağlık problemi yaşatmaz bu size. Her zaman resim yaparken, özellikle yağlı boya yaparken ben pencereyi kış da olsa açıyorum. Hani belki sürekli açık tutamayabilirsiniz eğer hava çok soğuksa. Yine de ara ara camı açarak atölyenizi havalandırıp
Ve boya yaptığınız odada uyumamanız da önemli. Şimdi bir tane deniz börülcesi kavanozu buldum. Buna birazcık terebentin koyacağım. Sonra içine de bu tortuları ve kalan terebentini koyacağım. Sonra buna sürekli kalan terebentinimi ekledikçe çoğalacak. Ama hep tortular dibe çökecek. Üstteki terebentine de fırçamın fazla kirini temizlemek için kullanırım. Yani çok boya olduğunda fırçanın üstünde bunu kullanırım. Kabası gidince temiz terebentinimi kullanırım. Böylece terebentini daha az kullanmış oluyorsunuz sonuç olarak. Ve aylar sonra bir bakıyorsunuz çok daha uzun süre gitmiş bu 1 litrelik terebentin. Çünkü çok ucuz şeyler değiller. Hani öyle aşırı pahalı bir şey değil terebentin ama tinerden daha pahalı. Bunu da kapatıp kenara kaldırıyorum. Burada çıkardığım Van Dyke'ım var. İşime karışmasın diye geriye koymuştum ama şimdi yakını alabilirim. Bir de Burnt Umber'ım var. Bir tane de daha küçük bir kavanoz çıkarıyorum ve içine biraz terebentin koyuyorum. Bir de ben boyalarımı inceltmek için yağ yerine liquin denen bu medium deniyor bunlara. Bu medium'u kullanıyorum. Bundan fırçama biraz alıyorum. Kameramın şarjı bitmek üzere. Artık gittiği yere kadar. Şimdi bu kocaman fırçamla birazcık neyi nereye koysam cılık oynayacağız. Sanırım bütün figürü biraz aşağı indirmek istiyorum ben. Çok tepeye yakın oldu ve hoşuma gitmedi. O yüzden şöyle bir 5-6 santim aşağı indireceğim her şeyi. Şimdi ben paletimde Van Dyke kullanıyorum, Burnt Umber kullanıyorum, kadmiyum kırmızı, kadmiyum sarı ve titanyum beyazı kullanıyorum. Bir de bir tane de maviye ihtiyacım olacak. Galiba kobalt çıkaracağım şu an. Kobaltı da şu tarafa mı koysam? Normalde şuraya koyuyordum ama. Aynen. Bir de bu kobalt maviyi kullanacağım. Aslında daha açık bir mavi daha iyi olabilirdi. Ama bende yok şu an. Zaten beyazımız var. Bence bu mavi iş görür. Kızın ten rengini de birazcık koyu yapmak istiyorum. O yüzden hani böyle çok beyaz bir kız olmayacak. O yüzden bence bu maviyle götürebiliriz işi. Özellikle çok fazla yapmıyorum çünkü emin değilim nasıl kullanacağımı. Eğer hoşuma giderse tekrar benzerlerini yaparım. Bir de çok fazla aynı rengi tekrar etmeyi sevmiyorum tuvallerde. Özellikle yağlı boyada. Ben akrilikte çok az renk kullandığım için artık kendimi daha karmaşık bir palete alıştırmaya çalışıyorum. O yüzden de çok fazla yapmayacağım bu renklerden ve farklı tonlar kullanmaya çalışacağım. Spatulamı temizleyip daha çok sarılmak istiyorum.
Bu arada bugün cumartesi günü olduğu için dışarıdan çok fazla ses geliyor ama camı açık tutmak zorundayım. Hem çok sıcak hem de kokular falan olduğu için camı kapatamam. O yüzden birazcık böyle gürültülü bir resim yapma ortamı içindeyim. Şimdi fark ettiyseniz bu renkten biraz fazla yaptım. Çünkü bu rengi alıp içine başka şeyler ekleyerek farklı tonlarını yapmayı planlıyorum. Yaptığım bu renklerle birazcık ten rengi boyamaya çalışacağım. İnce alacağım boyayı ve çok genel yerlere süreceğim. Yani bu da hala astar boyası olacak benim için. Bunlar alt renkler olacak. Asıl istediğim renklerin astarları olacaklar. O yüzden mesela sıcak tonlu istediğim yerlere sıcak sürüyorum. Daha soğuk tonlu ya da daha açık tonlu istediğim yerlere biraz daha açık tonlar süreceğim. Olabildiğince koyu tutacağım paletimi. Böylece ışığı yaptığımda alttan patlayacak bu koyular. Bu aşamada liquid'i de karıştırmadım çünkü artık birazcık yavaş kurumasını istiyorum ki bu renklerle oynayabileyim. Biraz yaptıklarımı dağıtacağım. Özellikle bu çizgileri aslında ben istemiyorum. Çizgi kullanmak. Işık ve gölgeyle çözmek istiyorum istediğim gibi olması için. O yüzden aslında yaptığım her şeyi birazcık yok edeceğim. Puslu, dağınık ve çok ekspresif bir şey yakalamak istiyorum ama bakalım. Benim aslında önce koyuları yapmamdaki en büyük sebep üzerine ışıkları koyduğumda ışık sanki daha öndeymiş gibi görünüyor. Boyanın kalınlığı öndelik arkadalık yaratıyor bir şekilde. Işık daha bize yakın, karanlık bize daha uzak gibi oluyor. Ve ben o etkiyi bayağı seviyorum. Biraz daha detaylı koyulukları da girdikten sonra bu resmi bırakıp kurumasını beklemem gerekiyor. Yani tam kuruma değil ama yarı kurumaya kadar beklemem gerekiyor ki devam edebileyim. Yoksa renkler birbirine çok karışmaya başlayacak ve hiçbir şey yapamayacağım. Bu arada bu portre ben değilim ama kendi fotoğrafımı çektim böyle bir açıyla sonradan. Daha iyi çizebilmek için çünkü referanssız biraz zorlandım. Hani kızı kendime benzetmeye çalışmayacağım ama kendi fotoğrafıma bakarak yapıyor olacağım. O yüzden sonuç biraz beni andırabilir ama ben öyle olmasını da seviyorum. Bir sürü resminde zaten biraz beni andıran kadınlar çiziyorum. Çünkü genelde en yakın referansım kendim oluyor. İnternetten fotoğraf bakmaktansa kendi yüzümü aynadan ya da kendi fotoğrafımı çekip yapmayı tercih ediyorum. Ve bu arada gerçekçi yapmaya asla çalışmıyorum çünkü benim zaten tarzım o değil. Artık bunu anlamış olmanız lazım. Yarı realizm kullandığım oluyor yani biraz. Aslında birazcık zaten yarı realist yaptığım şeyler. Ama asla fotorealizm yapmaya çalışmıyorum. Hatta özellikle biraz bozuk anatomiler falan yapmayı da seviyorum. Eskiden mesela anatomi freak'tim tam. Böyle bir şeyin anatomisi biraz bozuksa bir gördüğüm bir resimde falan kafayı yiyordum. Ay bunun kolu böyle mi olur falan diye. Şu anda da tam tersiyim. Böyle biraz özellikle bozmaya çalışıyorum anatomiyi. Onun bir tercih olduğunu da şimdiden belirtmek istiyorum. Bana çok daha karakterli geliyor resimleri böyle yapmak. Evet, sanırım artık burada durmam gerekiyor. Bunun biraz kurumasını bekleyip devam edeceğim.
Bir sonraki video için de bunun devamını yayınlarım diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.